Geçen sene 25 maçta 7 gol attı Premier Lig'de. Sakatlıktan sonra performansının düştüğüne yönelik eleştiriler vardı ancak bulduğu kısa süre içerisinde üretken olmayı başardı. Fiziksel anlamda kendisini nasıl buluyor şu anda? Herkes set büyük tamamen senin maçın. Ve zaten kritik diz ki ça c'est une certaine chute dans ta carrière. Mais par contre, nous pensons que malgré le très peu de temps que tu as eu dans ces matchs-là, tu as été très très productif. Et qu'est-ce que tu penses hein, sur ceci? En fait, c'est que pour moi, je peux pas me justifier. C'est que le seul truc, c'est que à la fin, quand je parlais avec les dirigeants de l'équipe là-bas, ils voulaient me garder. En fait, c'était des raisons personnelles. Mais moi, personnellement, c'est vrai que à l'époque, j'en marquais plus. Et puis là, peut-être que je marquais plus. Mais moi, je sais que c'est quelque chose de positif. Et vu comment je me suis préparé, vu comment, même si je connais pas le championnat turc, vu les joueurs qu'il y a ici, des joueurs de qualité, je pense que pour moi, il n'y aura pas de raison pour que je marque pas beaucoup de buts. Daha önce benim sezon başına gol ortalamamın daha yüksek olduğu bir gerçek. Geçtiğimiz yıl attığım 7 gol de çok gözükmeyebilir. Fakat benim için aslında en önemli gösterge geçtiğimiz yıl oynadığım kulübün yöneticilerinin beni bu yılda takım bünyesinde tutmak istediklerini açıkça bana ifade etmiş olmaları. Bu benim kişisel olarak çok önemsediğim bir şey ve bence bu geçtiğimiz yılda benim yaptığım işlerin çok pozitif olduğunun göstergelerinden en önemlisi. Ancak benim belki bir değişikliğe ya da bir atağa ihtiyacım vardı. Ve ben bugün içinde bulunduğum Galatasaray ortamında kulübün büyüklüğünü, oyuncuların oyun kalitelerini bilerek diyebiliyorum ki evet geçtiğimiz yıla nazaran çok daha fazla gol atacağım, çok daha fazla üretken olacağım ve benim bütün çabam zaten bu yönde olacak. Ben bu yılın benim için çok pozitif geçeceğini düşünüyorum. Mevcut kadrodan Galatasaray'ın kimleri tanıyor ve forveti Hakan Şükür Mitkaran onun rekabet edeceği isimler. Bu rekabete kendisini hazır hissediyor. Quels sont les joueurs que tu connais déjà de Galatasaray et avec les deux attaquants que nous avons, Hakan et Mit, penses-tu que cette compétition, cette concurrence qu'il y a dans l'équipe va servir hein, pour du bien? Oui, moi, pour moi, c'est que d'abord, si c'est pour les attaquants, moi je pense que c'est bien d'en avoir plus que passé. Et puis des joueurs de calibre comme les attaquants qu'il y a déjà ici. Et puis voilà, moi aussi, je viens troisième attaquant. En fait, je pense que c'est bien pour les clubs, en fait. Et puis pour ceux qui sont les joueurs qui sont dans l'équipe, Lincoln, je confonds avec les Brésiliens de l'Inter, je joue avec Monaco. Lincoln, et puis les autres, Hassan, et puis tous ces gars-là, moi je pense qu'il y a tellement des joueurs de qualité qui, pour nous les attaquants, je pense qu'avec comme on est trois attaquants de qualité, on doit se régaler et puis on peut être plus, encore plus compétitif et encore plus, c'est quelque chose de positif. Hein. Takım arkadaşlarım arasında önceden tanıklarım Hakan ve Hasan dışında ismi bir çırpıda sayılabilecek o kadar çok oyuncu var ki örneğin Lincoln'den tutumda benim bu sabah ilk kez kendileriyle birlikte çalışma fırsatı bulduğum diğer arkadaşlar. Onun dışında eğer hücum oyuncularına gelirsek bence az bir de forvet var. Keşke daha fazla forvet olsa da takım bu forvetlerin birbiriyle yaptığı rekabet dolayısıyla diğer takımlarla olan rekabet gücünü arttırabilse. Ben üçüncü hücum oyuncusu, üçüncü forvet olarak takıma geldim. Ve aramızda olabilecek rekabetin ben gerçekten takımın iyiliğine olacağını düşünüyorum. Bence rekabet bu açıdan güzel bir şeydir. Bugün ilk defa tesislere geldi. Takımda da ilk defa antrenmana çıktı. Daha erken ama nasıl buldu ortamı? Tu as entraîné pour la première fois avec l'équipe, c'est vrai que c'est trop tôt, mais qu'est-ce que tu en penses de ton premier entraînement? Oui, ça va, c'est difficile, c'est vrai que je ne connais personne, et puis c'est un peu... Non, ça va, ça s'est bien passé, on s'est amusé, voilà. Non, ça va. İyiydi. Bir sürü yeni arkadaşla bugün tanışma fırsatım oldu. Ve antrenman çok da güzel, çok eğlenceli geçti. Çok eğlendik. Ben çok iyi bir ilk antrenman olduğunu düşünüyorum. Son olarak Galatasaray Televizyonu aracılığıyla taraftarlara bir mesajı varmış Aban İnan'da. Evet.
tu veux donner un dernier message aux femmes de Galatasaray par l'intermédiaire de Galatasaray? Non, c'est juste que je passe bonjour à tout le monde. Moi, j'avais une image de l'époque quand j'ai venu ici. Vraiment, j'ai cette image au fond de moi. Ça m'a marqué, vu comment les supporters leur équipe. Bon, j'espère que c'est 100 fois ou c'est plus que les meneurs, ou peut-être, j'espère que c'est même image que j'ai dans ma tête. Herkese merhaba diyorum ben öncelikle. Benim zaten Galatasaray taraftarı hakkında 6 yıl önce edinmiş olduğum bir fikir vardı, bir intiba vardı. Umarım ben o zaman hissettiğim heyecanın, o zaman hissettiğim taraftar sıcaklığının 100 katı daha büyük bir sıcaklıkla burada karşılaşırım. Umarım taraftarımız bizi desteklemekten hiçbir zaman vazgeçmez. Ve benim o çok eskiden gördüğüm önemli desteğini takımdan esirgemeyerek bizim başarıya kavuşmamızda bize yardımcı olurlar. Biz de kendisine başarılar diliyoruz Galatasaray formasıyla. Je te souhaite la bonne chance et la réussite de la part de Zahatel. Thank you. Hoş geldin.